fesleğen mantarı. Bunu işliyoruz. Yurt dışına gidiyor genelde. Köylerden topluyor, köylüler topluyor ormandan. Alıyoruz, doğruyoruz, lokma yapıyoruz. Kurutmasını yapıyoruz. Mantar çok gelirse 250-300 kilo yapıyoruz. Mantarına göre. Bu zaten beklemiyor çok fazla. Valla mantar biz geliyor, burada çalışıyoruz. İşte bitirip gönderiyor. Bu ayı mantarı. Evet. Esas siz bolet, fesleğen derler de. Bu Avrupa'ya gidiyor. Şu anda kurutma yapıyoruz. Kesme oluyor ince halinde. İyileri lokma oluyor. Donduruluyor. Eksi 35-40 derecede. Paketleniyor. Fransa'ya gidiyor. Bu da kuru halde gidiyor. Evet. Tabii kalibre olarak ayrılıyor hepsi. Evet. Tabii canım Fransa'da öyle ya. Yani. Büyük marketlere veriliyor. Otellere veriliyor. Lüks otellere. Fransa'da öyle satılıyor. Hava şartlarına bağlı. O belli olmuyor. Mesela hava şartları düzgün olursa, yağış olursa tonlarca tırlarla gidiyor. Buradan mesela bu dükkanın önünden 10 tır, 15 tır malı kalkıyor. Parasal yönden gelir kaynağı. Evet, hani köylümüz bunu sever. Parasını da sever. Peşine düşer. Hani ormanda kendi bir zaten biz görmeden köylü kendi buluyor zaten. Yani senede 5.000, 10.000 para alanlar var, kazancı olanlar var buna köylü. Yani bir sezonda, bir ayda sezonda, evet. 30 bin lira, 40 bin lira alanlar var köylü olarak. Yani bir sezonda değil, bir ay bu. Evet. Bu gelip geçici aynı rüzgar gibi eser gider. Ama o güzel bir şey bırakın ya. Şu anda yağmur yağmadığı için biz bunu uzak yerlerden getiriyoruz. Bizim yani geçen sene yaptık bayağı bilmiyorum bir 100 ton, 200 ton. Evet. Bu Erfek'te işleniyor. Romanya, Fransa, genelde çalıştığımız yerler. Genelde bunu İtalyanlar yer, İtalya'ya da gidiyor. Evet. Taze satıldığı gibi kurutulmuşları, dondurulmuşları marketlerde de var. Restoranları, vazgeçilmez yiyecekleri. Arasında yer alıyor değil mi? İlçemizden ne kadar gidiyor yıllık olarak tahmini? Yani bunu her sene belirleyemezsin. Yağış iklime bağlı. Yani bazen 200-300 ton olduğu gibi bazen 30-40 ton. Çıkıyor değil mi? Yani şey yapamıyoruz ama bölge olarak takibini yapıyoruz. Alırım, kuruturum, salamurasını yaparım, dondururum ama vatandaşı geri çevirmem. Evet. Yani bu şekilde bir gelir kaynağı memlekete. Çok güzel. Kaç kişi ekmek yiyordur ilçede? Valla köylü olarak çok. Topluyorlar. Tabii canım köylü. Her aile bu mantar parasına ev yaptıran, bina yaptıran yani. Çok güzel. Yani. Güzel bir sektör tabii o zaman. Tabii canım adam giriyor ormana, akşama kadar ormandan ekmeğini topluyor. Evet. Kimse zarar siz de buna vermiyor. Aracılık ediyorsunuz. Tabii. Ne kadar güzel. Biz onlardan faydalanıyoruz. Onlar olmasa biz hiç yokuz yani. Tabii. Biz köylü olmasa yokuz.